Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala ibadetlerimiz hususunda kabul kıyam olsun. Bugün inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin suyukli ayollardan bugün bu ümmetin en bilimden alime ayollardan bugün en köp hadis rivayet kıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin habibası Ayşe binti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuma hakkında sohbet kılamız. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuma'nın kızı Ayşe radıyallahu anhuma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayalı Ayşe anamız hakkındaki sözünü Havla binti Hakim'ni hikayesi bilen başlayımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havla binti Hakim radıyallahu anh'ını Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ının üyüge yubardı. Ayşe radıyallahu anh'ını Resulullah'ki soruştaki üçün. Buradalar nikah kişilerini birbirine yakınlaştırdı. Kabileler, aileler, nasıl nasablar bana şu nikah, mübarek, alaka tüfeğiyle birbirine yakın buladı. Ve bana şu alaka en mukaddes alakalardan hesablanadı. Havla binti Hakim şunu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın üyüge yubardı. Men onların üyüge bardım. Üyüde Ummu Rumman'ı taptım. Ayşe anamızın anası. Men onge Allah Ta'ala sizlerinin üyünüzge hayriyet ve berekeni yağdırdı dedim. Ummu Rumman hande kılıp dedi. Ayşe'ni öz nikahıge soruş için Resulullah beni sizlerinin üyünüzü yubardı dedi. Kimin amıdan sal çöp gel yaptı? Kimin amıdan? Kimi üyüge? Sıddık üyüge. Peygamberlerden keyin yerini basken en afzal insan Ebu Bekir Sıddık'ın üyüge. Buradalar Sıddık makamı Nabi'den keyin orunda turadigan makam. Resul, Nabi ve Sıddık. Birodarlar, agar Alloh taolo ikkita oilani bir-biriga qarindosh bo'lib qolishligiga siz bilan bizni agar sabab qilsa, demak bizga xayriyatni ravo ko'ribdi. İkkita musulmonda birlashib, musulmon bo'lgan oilani barpo qilishiga biz sabab bo'lgan bo'lsak va mana shu birlashgan oila, mana shu paydo bo'lgan oila islomda, iymonda e'tiqod tashlaydigan bo'lsa, shu oilani qoyim bo'lishiga sabab bo'lganlarga ulug' ajr bor. Peygamberimiz aytadılar İmam Buhari'nin sahihlerinden "Men yeşfa şefaaten hasaneten yakun lehu nasibun minha." Kim yaxşı şefaatke, bir yaxşı işke şefaatçılık kılsa bas unga şu üçten nasibe var dedi. Demek bir yigit bir kızını, Müslüman kişilerini, farzantlarını nikahlanışıge sebep bulpasek elbette bu katta sevap buladı. Ve bana şu sevaptan siz bilen bizge ham ölüş var. Buradalar, mana şu aileye sebep bulduk. Mehr muhabbet hüküm sürdü ortasında, imani alakalar hüküm sürdü bunların ortasında. Bunların ortasında bir Müslüman farzantlar dünyaya geldi. Uluğuydu bunlar, yaş katta oldu. İçiden alim, fazıllar çıktı, ümmetke hizmet kıladırken salih kişiler çıktı. Şunlarda kıyken işlerden, savablardan siz bilen bizge hem acır buladı. Öşün için koy, aç kanlı pinç kulağım. Cim yürü degen gel buradalar. Şeytan diye yapı. Madem ki birbirine haridar bulayken ailelerde salahiyatlı iken gelip bilesin mi? Madem ki bana şu işte hayriyet, ümit, kılınışı, mümkünlüğünü kör yapsın mı? Gaybde Allah biladı. Yakşı niyet münaksızlarımızı hoş buluşturduğumuz gereği buladı. Orası kılın. Şu aile barpa oldu. Tör oğul, tör kız gördü. Sekiz de bala. Bunlar hem 10 yıl, 20 yıl ötüp durup yine köpeğiydi. Bilesin mi? Kim köpeği yaptı? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti köpeği yaptı. Resulullah üyleniler, köpeğiler, zira men sizlerini kıyamet günü de köplüğünüz bilen fahırlanamın degen. Siz Resulullah'ın fahırlanışı sabab oladığın iştikli yapsız. Demek birader kol izden kese iki de Müslümanını birbirine karındaş bulup kalışı gitsizli koşayım. Min afzali şefaati enteşfe bayna ifneyni fi nikah. Resulullah dediler şefaatinin en afzali nikahda iki adamla ortasında şefaatçılık kılış. Yani asarlarda keltirildi ki
yangi oilani qurilishiga harakat qilib bosgan har bir qadami uchun, aytgan har bir so'zi uchun bir yillik ibodatni ajri beriladi. Asarlarda shunday deyiladi. Shuning uchun musulmon odamlarning ishiga, musulmonlarning oilasi, musulmon oila paydo bo'lishligiga beparvo bo'lmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Al-muslimu idza kana muhalitan nas, muhalitan nas va yasbir ala adahum khayrun min al-muslimi alladhi la yuhalitun nasa va la yasbiru ala adahum." Shunaqa odamlar bor. Jamiyatga qo'shilishni xohlamaydi. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Odam suymaydi. Rasululloh aytibdilar, musulmon kishi odamlarni ichida aralashib yurib, ularning aziyatlarga sabr qilishi, odamlarning ichiga aralashmasdan ularni aziyatlarga sabr qilmagandan yaxshiroq deyapti. Bir odam bor, aralashib yuradi, sabr qiladi, foyda keltiradi, chidaydi. Mana shu odam yaxshi, o'zini ajratib olgan, o'zining huzurini o'ylaydigan odamdan ko'ra. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga sovchi keldi. Birodar, agar qizingizga xardor bo'lib kelgan yigit, masalan, olim bo'lsa, ilmdor bo'lsa yoki doktor bo'lsa, fazilata qizingizni berasizda, tinmay gapirasiz kuyov bolangizga doktorligini, kuyov bolangizga xirurgligini, kuyov bolangizga ilmligini, olimligini, fozilligini tinmay gapirasiz. Endi agar bu kuyov Sayyidul Xalq, rahmatan lil alamin, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lsa-chi? Albatta, Muhammad alayhissalomni Siddiqning xonadoniga kuyov bo'lishi Siddiq oilasi uchun juda ham katta sharaf edi. Umr Ummon Havla binti Hakimga kutib turing dedi, Abu Bakr hozir keladi dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keldi. Shunda Abu Bakrga qarab Havla: "Ey Abu Bakr, Alloh sizlarning uyingizga xayriyat va barakani yog'dirdi" dedi. Oishani so'rab o'ziga: "Meni yubordi sizga" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqomi juda ham baland, birodarlar. Abu Bakr Siddiq juda ham yaxshi biladi buni. Rasulullohga ayol bo'lishlikka Oyisha loyiqmikin dedi. Axir Muhammad alayhisalom meni birodarim-ku dedi. Havla Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga qaytib borib so'zini yetkizdi. Rasululloh aytdi: "Irji'i ilayhi faquli lahu ana akhuka va anta akhi fil islam va ibnatuka tasluhu li faraja'at." Bu hadis Imom Ahmaddan. Rasulullohga bu so'zni yetkizganida payg'ambarimiz alayhisalom: "Ularni oldiga qaytib borib ayting. Men sizning birodaringizman. Siz ham mening islomdagi birodarimsiz. Qizingiz menga ayol bo'lishiga yaraydi, ya'ni xotin bo'lishi mumkin menga" dedi. Havla aytadi roziyallohu anhu: "Abu Bakrning uyiga kelib Rasulullohni bu so'zini yetkizdim." Abu Bakr quloq solib turib: "Men qaytib kelguncha kutib turing" dedi de chiqib ketdi ko'chaga. Abu Bakrning ayoli Havlaga tushuntirdi: "Mut'im ibn Adi" dedi, "Oyishani o'zini o'g'li Zubayrga so'rab kelgan edi uyimizga, xarador bo'lgan edi. Vallohi Abu Bakr va'da berib hali birovga xilof qilmagan edi" dedi. Haqiqatan Mut'im ibn Adi o'g'li Zubayrga oshonamizni nikohlamoqchi edi. Abu Bakr Siddiq Mut'imni talabini eshitdi-da innamagan edi. Sukut qilgan edi. "Ha" ham demagan edi, "Yo'q" ham demagan edi. Endi innamagandan keyin bu javob nimaga o'xshaydi? Rozilikka o'xshaydi. Endi mana shu masalani hal qilmasdan turib Abu Bakr payg'ambarimizga "ha" deb ayta olmaydi. Chunki narigilar xuddi bizga va'da bergan deb ishonib qolgan. Endi Zubayr ibn Mut'im ibn Adini Muhammad Rasulullohga tenglab bo'ladimi? Abu Bakr Siddiq Rasululloh Oyishani so'rashligini bir o'ylab ham ko'rmagan edi, tasavvur ham qilib ko'rmagan edi. Bunandaqa imkoniyatni qo'ldan boy berishni xohlamas edi. Tasavvur qiling, qanchalik endi harakatda bo'ldi. Endi agar sovchilar kelsa uyingizga, ularga chiroyli muomala qilib jo'natsangiz, demak, bizga moyilligi bor ekan deydida, bu narsani rizo degan ma'noda qabul qiladi. Mut'im ham shunaqa deb o'ylagan edi. Abu Bakr Siddiq ishni paysalga solmasdan to'g'ri Mut'im ibn Adi uyiga bordi. Uyiga kirganida Mut'im yonida xotini ham turgan edi. Ayol Abu Bakrga qarab turib: "Ey Ibn Abi Quhofa, agar biz o'g'limizni seni qizingga uylab qo'ysak,
bizi oğlumuzu yem, özünü dininge apkir olam ikin sen dedi. Yani sen bilen kuda bulmakçımız ile ki muamma var. Küyakı versek senen Müslüman olam ikin sen bizi oğlumuzu dedi. Bizi zamanımız diyem erkekler ki tike yapar diyen ayollar var. Yanı da eğri bop durup hem yaplaşıp koyar adı. Ne yaplaşıp koyar? Çünkü şu yaplaşıp ki aldatlanıp koyar ve küşlü yapar adı bundan göre. Tehtürün dedi. Tehtürün dedi. Abu Bakir raziyallahu anhu karın kanaka Ali Cenab-ı Adam bugün. Bu ayolga karab hem koymadı, paro ayam koymadı. Eğriye karab durup ne madde yaptı bu dedi. Eğer beni kızımge oğlunu üylentirip koysayın, seni oğlun beni dinimge ötüp yatadır, korkasan mı rastan dedi. Mutlum etti, bu şuna da yap diyor dedi. Yani ayolunun sözünü kuvvetledi. Çin'den hem havaturu barıdı. Demek bu evde keleşu yok, özü keleşu yok idi. Bana şu gaptenken ortada hiç kandı keleşu, alaka yok gibi malum oldu. Abu Bakir yelkesinden yük düşüp, katta taşvişini kaldırıp Mutlum'un adını üyden çıktı. Abu Bakir Sıddık raziyallahu anh'ı üyüge geldi de havlaga Resulullah'ını çakırın dedi. Çünkü o davrlarda Arapların adatına göre hatib maktubanı üyüge özü geliş gerekirdi. Sahabiyelerinin hayatını okurken biz bir sahaba ayolunu Peygamberimize etken sözü itibarımıza tortadı. Bu ayolunu beş de balası var. Eri ötken beve ayol beş de balası var. Resulullah mana şu ayolga haridor bo'ldi. Bu ayolga Resulullohning juft halolı bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Mu'minlarning onasi bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Qaysi ayol rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad alayhisalomga zavjai mutohhara bo'lishni xohlamaydi. Hamma ayol xohlaydi. Ammo bu ayol nima dedi? Ya Resulullah, meni 5 ta bolam bor. Agar ularni xizmatini qilaman desam, sizni xizmatingizni qila olmay qolaman. Agar sizni xizmatingizni qilay desam, ularni rioya qila olmay qolaman. Ikkala holatda ham men zulm qilib qo'ygan bo'laman, deb payg'ambarimizga uzr aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: Yarhamukillah, inna khayra nisa rakibna a'jazal ibil, salihu nisa'i Quraysh, ahnahu ala waladin fi sigar. وَعَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ بِغِذَاتِ يَدْ Dikkat kılıyorlar. Bu ayollarımız yakşılab eşkiri bugünlerse. Resulullah ettiler. Kuraş ayolları tüye minedigen ayollarının yakşırağı. Yani Sahra'yı, Bedavi Araplarının ayollarının içi de Kuraş'ta ayolları yakşı ayollar. Ular bolaga mehribonrağı ve eriga malını tecep işletişte gamxorrağı dedi. Bolaga mehribonrog'i, eriga g'amxo'rrog'i. O'tgan darslarimizda aytildi. Ayyuma amrotin qa'adat ala bayti avladiha fahiya ma'iya fil janna. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Jomiyus Sag'irdan. Rasululloh aytdilar: Qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tursa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Qaysi bir ayol bolalarını uyuda otursa şurada terbiyesi bilen cennette men bilen boladı. Desek endi kimdir açış mümkün ayollarda. Ne mi endi uyuda oturuşum gereğim köçeye çıkmazsan. Menem dünyada yürgüm keladı. Menem köçelerde yürgüm keladı. Dese aytamız beyim ola yürürün. Beyim ola yürürün. Köçelerde gezin. Yine kimler gelir okşamak şubu siz öşülere okşayıp yürüyün. Farzantla bir gel bolar. Ulanan bir kat doğup kalar. Ömrüz uyuda tüketmezsin deyimiz. Peygamberimizin bu hadisi muslimelerge aytılın deyimiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Bu hadislar kimlarga aytilgan? Muslim opa-singillarimizga aytgan. Qolganlar bilganini qilaversin. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim-kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi, ming marta. Hatto ayrim erkaklardan baland bo'ladi maqomi. Qaranglar, hikmat. Har bitta odam
Allah ona kaysi işke koygan bosa, mana şu işte üstünde zor ibadet kılıçlığı gerek. Allah da Allah bir ayolunu ona boluş baktı ki müyessar kıldı. Onanı en uluğ ibadeti bilasılar mı ne mi? Farzandlarının terbiyesi. Allah da Allah bir bandanı boy kıldı. Boylik makamıge koydu. Bu boyunu en uluğ ibadeti bilasılar mı ne mi? Malını hak yolu da sarf kılıçlığı. Allah da Allah bir kişinin başlık kıldı. Bu kişinin kıladığının en uluğ ibadeti bilasılar mı ne mi? Adamlar da ortasında adaletini kayın kılıçlığı. Allah da Allah bir bandaki ilim verdi. Bu ilim egesini kıladığının en uluğ ibadeti bilasılar mı ne mi? Tasbih ödür oturuşmaz. Ne mi? Adamlar ki ilimde tarkatışlık. Demek sizge Allah da Allah nimeni bergen bosa, kaysi halatke sizi kayım kigen bosa, şu işte Allah da Allah'ını, ibadetini zor kılık kılıçlık gerek. Bir doktor var, tasavvur kılayım. Bir doktor var, kolada 20-30'da kesali var. Yani şu doktor keçesi bana okulamasından kıyamınla elde turdu. Okulamadı. Etmen yuksura işke vardı. Kellesi cahı demez. İşini zor bacaralıydı mı? Demek bu tabipte kıladığın en zor işi uğulab, akıl kuşunu yığıp, keserlerini zor muhalece kılışı. Bu üçün keçesi namaz okuşluk nafil buladı. Çünkü nafil işte kısa, yelkesindeki farz, vacip, birinci dereceli iş çekildi kapkaladığın olsa, nafilde kılışlığı doğru bu miydi? Mehman kep kaldı yüzge. Birinci iş ne mi? Ona ikram kılış. Avukat tayyarlash, şarap tayyarlash, kasa yatağıya joy qilib berishlik. Otangiz kasal bo'lib qoldi. Birinchi ish nima? O'g'lingiz imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Madrasadami, jamiyadami, kirish imtihoni yoki bitirish imtihoni. Sizni qiladigan ishingiz nima birinchi o'rinda shu yerda, ota sifatida yoki ona sifatida? Shu bolaga imtihonga tayyorgarlik qilishiga sharoit yaratib berish. Har bitta holatda o'zida qilinadigan birinchi o'rindagi ish bo'ladi. Bitta ish mutlaq birinchi o'rinda turmaydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'nun uyiga keldi. Abu Bakr Siddiq Ayşe raziyallahu anhu'nu Muhammed aleyhisselam'a nikahlab berdi. Bu vakitte Ayşe anamızı yaşa ya 6 ya 7 deydi. Tabii bu er-xotin alakası bo'lgani yok. Bu fakat nikah ahdi, nikah ahdi edi xolos. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızı bergen mahir 500 dirham kılıp belgelendi. Hadice anamız mahir aldı mı? Ayşe anamız mahir aldı mı? Kuyov bola kim? Kelinler kim? Hadice ve Ayşe raziyallahu anh hunajmayin. Şular mahir olu yaptı. Eğer keçip boyuşluk olsa Resulullah layır olmaz mı kuyov alırdı içinde yeryüzüde? Bir ayol keçesi bilen kıyamınla elde durdu. Keçesi bilen Kur'an talavatı da türdü, zikir de türdü, tesbih etti, tahlil etti. Sahar gibi ara bandatını okudu, yulap patı yattı, okulap kaldı. Ballar turuş gerek, kiyiniş gerek, avukatlanışlık gerek, madrasaya mektabı gece yönetiş gerek. Yatıp da yine. Meyen keçesi kıyamırlar ile türgen ben. Ballar bir gün özüyle deyip de kete oraylar dedi. Yine bitti ayol. Keçesi bilen okuladı, ettemen türü bombdatını okudu, çay tayladı, ballarını kim keçeni tayladı, kim yitirip, yedirip, içirip, cönatı vardı, kere barı okuladı. Kaysa ayaldı işte doğru. İyi. Ne demek ki, keçesi namaz okuşluk, doğru mu ismi? Ha, braderler, bu amalda farzı var, nafili var, vacibi var, mandubu var. Siz farz bo'lgan, vojib bo'lgan birinchi ishingizni qoldirib qo'yib turib, nafil bilan ovora bo'lgan bo'lsangiz, noto'g'ri ish qilyapsiz. Bu ayolda birinchi ishi nima edi? Erini tarbiyasi, farzandlarini tarbiyasi, oilani xizmati edi. Nima demadinglar? Nimani tuzataylik? Sizning ishingiz xotinni boqish edi, bolalarni tarbiya qilish edi. Qayerda yuribsan, nima qilyapsan, kim bilan yuribsan deyish kerak. Bolangiz kim bilan yuribdi, nima yeyapti, nima tirichilik qilyapti? Siz birinchi vojibni, birinchi farzni tarkib qo'yapsiz. Biz bizga yoqmayotganiga uchun shunaqa demayapmiz. Shariat shunaqa. Menda bir dinar bor dedi Rasululloh dedi bittasi. O'zingga sarfla dedi. Yana bir dinar bor dedi. Xotiningga sarfla dedi. Yana bir dinar bor dedi. Xizmatchingga sarfla dedi. Yana bir dinar bor dedi. O'zing bilasan dedi. Ihson qilib demadi. Chunki ihson qilishlik nafil edi. Ammo boyaga to'rttasiga sarf qilishlik yelkasidagi vojib edi.
Ayşe raziyallahu anha Banu Tim urug'idan edi. Banu Tim urug'i Quraysh orasida karam, shijoat, omonatdorlik, to'g'ri fikr va ayollarga lutf bilan muomala qiladigan qavm sifatida mashhur bo'lgan edi. Oilalar bor. Qizlariga lutf bilan muomala qilinadi. Qizlar aziz, muhtarama, mukarrama bo'ladi bu oilalarda. Yana oilalar bor. Qiz bolaga o'g'il bo'ya qilgandan ko'ra qattiqroq muomala qilinadi. Xuddi xizmatkorga qulga cho'riga qilgandek muomala qilinadi. Bizda yo'qmi shu narsa? Chunki zaifalarga hurmat bilan muomala qilishlik karim axloq egalarining qo'lidan keladi. Birodarlar, shuni o'lchovlar bor-da. Agar shu o'lchovlarga amal qilinsa, oila saodatli bo'ladi. Onasi bilan yashaydigan bitta o'g'il xotiniga kir mashina olib berdi. Enasidan eshitdi-eshitadigan ona. Pulni isrof qilganligi, bu kelinga bu narsani zararli joyi yo'qligi. Ertasi kuni shu ayolning qiziga kuyov boshliqqa kir mashina olib berdi. Alloh rozi bo'lsin kuyov bolamdan. Qizimni mehnatini yengil qildi. Qizimni mashaqqatini ko'taribdi. Bu nima? Bu qanaqa o'lchov? Birodarlar, adolat nima edi? Adolat sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlasangiz, siz ham shunaqa muomala qiling. Chunki birodarlar, uyimizdagi kelinlar ham kimlardadir aziz, mo'tabar farzandi. Sizni qo'lingizga berib qo'ygan bo'lsa, o'g'il bola xor qil, tepala, ustidan masxara qil deb bergan emas. Bu kelinlar sizlarni yelkalarga o'g'il bolalar Alloh taoloning qo'ygan omonati. Qiyomatda hisob kitob qilinasizlar. Birodarlar, kelin qul emas. Kelin sizning qo'lingizdagi omonat. Qaynonalarga aytadigan gapimiz, sizni qizingizga qanaqa muomala qilishini xohlaysiz, xudo taraf. Siz ham kelinga shunaqa muomala qiling. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.